Hadi. Ulan niye böyle yapıyorsun kardeşim? Gel dışarıda. Bırak beni, burada konuşacağız. Ulan doğurmasana be. Bırak. Bırak, burada konuşacağız. Oğlum bir anlık öfkeyle yapma hepimizi. Gel şurada güzel güzel oturalım, bir kafede konuşalım. Hadi gel. Gelsin herkes, anlat. Hadi. Şantajcı değil bana. Bunlar ne? Ne yaptınız lan siz? Özel mülke girmeye çalışan sen misin? Vallahi biz kimseye haber vermedik. Bırakın beni. Anlaşıldı. Sen bizimle merkeze kadar gel. Lan! Ulan bana bunu da mı yaptınız ha? Namussuzlar! Bağırma, geç şu arabaya. Bittiniz lan siz! Bittiniz! Yürü, uzatma hadi. Benim de anlatacaklarım var zaten. Gidelim ya. Uzatma, yürü şu arabaya. Şerefsizler! Ali! Adiler! Merhaba Selen. Bozuğum düştü herhalde ya. Neymiş? Kendine geliyor. Beni görünce heyecan yaptı herhalde. Sen kimsin ya? Seda ben. Ay bırak be. Selen Hanım, gitti mi o adam? Gitti. Polis aldı götürdüm. Sen şunu al, gel salona. Geliyorum zaten. Seni bırakır mıyım bundan sonra? Şöyle gel. Tamam, tamam. Şunu. Kızım gönder şunları. Hacer abla siz su, kolonya falan bir şey getirin bence. Hadi. Hadi. Abla iyi misin? İyiyim kızım ya. Abla. Kardeşini de mi getirdin yalıya? Sen kimin yerine geçtin tatlım? Maşallah böyle ailecek. Huyunuz herhalde. Bu kim ya? Gerçek Selen'in arkadaşıyım canım. Gerçek Selen mi? Ne istiyorsun kızım sen? Para. Ne? Mesajlaşırken anlaştık ya. Mesajları atan bu muymuş? Abla biz ne yaptık ya? Ali'yi boşu boşuna suçladım. Ali kim be? O da mı biliyor? Şişt bana bak. Paradan bir kuruş vermem, haberin olsun. Hani öyle paylaşım falan dersin. Kapa çeneni be. Sana kemik atan mı var? Sıranı bekle. Kızım bana sert yapma. Yoksa yalanın gerçek sahiplerini her şeyi anlatırım. Aa, hatta bunlarla başlayayım. Teyzeciğim siz bu kızların... Hop hop. Yavaş gel. İstemiyorum Hacer Hanım ben kolonya falan. Tamam hadi siz gidin içeriye. Arkadaşımla Özlem gideriyim. Çok özlemişim onu. Değil mi Zeducuğum, uydunum benim. hadi. Mine. Sen de git Ali'yi bul hemen. Nereye götürmüşlerdir ki? Ya ne bileyim ben nereye götürmüşlerdir. Sor soruştur işte. Hadi Mine. İyi tamam. Çakma Selen. Gerçek Selen'in kendi adıyla ne işler çevrildiğinden haberi var mı? Aa, sahiden nerede o? Ablan nerede? İçeride. Yanında da Selen'in arkadaşı var. Selen'in arkadaşı kim ya? Ne bileyim, git kendin bak. Dur. Ali'nin parasını getirdim. Sen mi vereceksin bunu? Mesajları atan Ali değilmiş ki. Değil miymiş? Kimmiş? İşte içerideki kız. Para? Paralar bana verilecek. Thank you.
Mine, ne oldu? Geldi mi polis? Götürdüler mi o serseriyi? Polisi sen mi çağırdın? Evet, Hacer abla aradı beni de. Hangi karakola götürmüşlerdir peki? Tamam, sakin ol. Yani senin yapman gereken bir şey yok. Bizim avukatlar çözecek durumu. Ya bir yanlış anlaşılma oldu. Onu oradan çıkarmamız lazım. Lütfen bana yardım et. Niye? Kim ki o? Tanıyor musun yoksa? Ali. Benim eski sevgilim. Evet, bu kısmı da hallettiğimize göre söyleyin bakalım, Selen nerede? Selen intihar etti. Ne? Öldü mü? Öldü. Ya ben kardeşimle otostop çekiyordum, bunların arabasına bindim. Bindiğimizde bunlar kavga ediyor zaten. Bu gerizekalı aldatmış kızı. Doğru konuş be. Ne var be? Aldattın diye kavga etmiyor muydunuz? Yani. Neyse işte kızcağız delirmiş falan, böyle bağırınıp çağırınıyordu. Hayvan tekesin sen de bilmem ne bir şey. Ondan sonra gözümüzün önünde intihar etti. Attı kendini uçurumdan aşağı. Doğru mu bu? Peki cenazesi ne zaman kaldırıldı? Yani ben hiçbir şey duymadım. Cenaze falan olmadı. Selen benim adımla gömüldü. Herkes beni ölü biliyor da ben onun kimliğini aldım. Vay arkadaş. Siz nasıl insanlarsınız ya? Peki Selen'in bana attığı mesajlar? Kıbrıs'tayım ben, iyiyim canım. Tabii ya. O mesajları da siz attınız değil mi? Bu attı. Sen de yanımdaydın. Siz bana yalan mı söylüyorsunuz? Selen intihar mı etti gerçekten? Aslında bu öldürdü Selen'i. Ne diyorsun ya? Ay aşkım, görmüyor musun? Dedektifçilik oynamaya çalışıyor. Hayret bir şey ya. Kızım anlattım ya sana. Ay sen de ne biçim arkadaşsın ya? Kız bunalıma falan girdi herhalde. Haberin yok mu hiç? Bu hikayede bir karışıklık var. Sen niye Selen'in kimliğini alıyorsun? Yani niye gerek duydun buna? Sana ne? Sana özelimi anlatmak zorunda mıyım ben? Hayatım biraz alttan alsana. Bak. Hamileyim ben, tamam mı? Yani doğacak çocuğumun hatırına merhamet et sen de biraz. Al paranı, çek git, çeninde sıkı tut. Vay be. Selen öldü ha. Ya tamam, yakın arkadaşındı falan ama... Ya başın sağ olsun, ne diyeyim ki? Giden gidiyor, geri gelmiyor, ölen de ölünmüyor da... Ya bizi ispiyonlayacaksın da ne olacak? Geri mi gelecek Selam? Arkadaşım falan değildi. Beni sadece başı dertte olduğunda arardı. O da sevgilisi terk ettiyse ağlamak zırlamak için yani. Bunun hep zengin sevgilileri olurdu. Kulüplere falan giderdi. Hava atardı hep, pis. Küçümserdi beni biliyor musunuz? Yok tarz değilmişim de, yok ezikmişim de. Oh olmuş, layığını bulmuş. Oha. Ya sen de biraz fazla konuştun ölünün arkasından bence. Ne kadar hınç biriktirmişsin öyle. Siz ölünün arkasından iş pişirip de nişanlanmayı biliyorsunuz ama. Canım bizim öyle olmadı bir kere. Biz aşık olduk birbirimize, tamam mı? Değil mi aşık Tom? Evet aşkım. Aman bana ne be, ne yaparsanız yapın. Ben aldığım paraya bakarım. Thank you.
Birine mi baktın? Bu evde mi oturuyorsun sen? Evet. Karısısın demek. Ne diyorsun sen be? Kocana mukayyet ol hanım. Ben ekmeğin peşinde, namuslu ve şarkı söylen bu bayanım. O kocan olacak şerefsiz, gece demeden, gündüz demeden pavyonun kapısında dikilip kalıyor. Patrona söylerim, vururlar vallahi o iti. Ne vurması, ne pavyonu, ne diyorsun sen manyak? Benim kocam öyle şey yapmaz. Anne, ben acıktım. Zıkkıma pekini, gir içeri. Tüh, Allah cezasını versin. Çocuğu da varmış bir de, yazık. Bana bak kadın, kimsin sen, nesin? Gül gibi karısı dururken sana mı bakacak benim kocam? Vallahi ben de şimdi şaşırdım kaldım. Üf, güzel kadınsın maşallah. Ben insanlıktan mı uyarmak için geldim bacım? Yoksa bilirdim ben onu tavuk gibi yolmaya da. İşte Allah korkusu var. Neyse. Aylan Bey. Çay kahve bir şey ikram edelim size. Hayır hayır teşekkür ederim. Gerek yok. Komiserim o bizden şikayetçi olmadı değil mi? Yok hayır. Yine niçin bizden şikayetçi olsun? Yani ne bileyim bize böyle bağırdık çağırdık ya ondan. Gel. Bak bu beyefendiye teşekkür et şimdi. Affetti seni. Yoksa haneye tecavüzden en az 5 yıl yerdi. Nasıl ya? Bu herif mi affetti beni? Siz benim sabrımı daha ne kadar zorlayacaksınız kızım? He? İlla Ali bir şerefsizlik mi yapsın istiyorsunuz? Oğlum sen hala ne diye dayanıyorsun? Kafamın tasını attırma benim. Alırım yine içeri seni. Gel imzala şunu. Sen de çok zevksizmişsin. Selin de yakıştırmazdım sana ama bu daha çirkin. Ne diyorsun sen be? Tamam, tamam. Çirkin seviyorum ben canım, tamam mı? Bu kim ya? Anneanneciğim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Anneanneciğim, siz böyle geçin içeriye, biz geliyoruz şimdi. Merhaba efendim. Ben Seda, Selin'in arkadaşıyım. Memnun oldum. Ben de. Seda da gidiyordu şimdi. Yine bekleriz. Yok anneanne gelemez Seda. Aa, gelmez olur muyum canım? Daha yalıyı dolaştırmadınız bana. Canım, bebeğim sen Kıbrıs'a gitmiyor muydun? Hani iş buldun ya. Kıbrıs'ın havası yaramıyormuş canım. Giden ölüyormuş. Gerçi siz daha iyi bilirsiniz ama. Ölüyormuş derken? Aramızda şaka bizim. Ya nasıl sen? Çok güzelsin. Öyle mi? Görüşün mü sen de bakalım. Bana bak. Bir daha sakın buraya gelmiyorsun. Duydun mu beni? Aldığın parayla git yalı mı kiralıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bizi rahat bırak. Bakarız Selen'cim. Bakarız. Görüşürüz. Ben senin ağzından tattırım ama. Ah, gerizekalı. Ali. Ali. Ali dur. Ali lütfen dur. Ne oldu? Ali dinler misin beni lütfen? Tamam yerden göğe kadar haklısın. Biz ablamla yanlış anladık. Ne olursun affet bizi. Affetmiyorum yine. Öyle ne kadar da affetmeyeceğim sizi. Ali ne olursun yapma. Ya sen daha ne istiyorsun ya? He? Ötmedim işte. Ele vermedim sizi. Ben insanlığımdan vazgeçmedim kızım. Ama siz insan falan değilsiniz. Tamam. Çıkmam karşına bir daha. Beni görmezsin. Ama bu kadar ağır konuşma benimle. Daha ağırları da var Mine Hanım.
Ben söylemeye utanıyorum da siz bayağı icraata döküyorsunuz. Ya sen bayağı zengin avcısıymışsın be. Abla kardeş ama para düşkünü için. Bazı şeyler son dakikaya bırakılmaz. Tatilini erken planlayanların yazın tadı kaçmaz. Erken rezervasyonunuzu tatilbudur.com'dan hemen yaptırın. Kısa bir süre geçerli olan %50'ye varan indirim ve artı 9 taksit fırsatından yararlanın. Tatilbudur.com. Herkes için tatilbudur.com. Herkes için tatil. Şantaj yaptığı herifle evlensin. Sen de bunun metresi olursun. Sana bir şey diyeyim mi? Pervin bile sizden daha namusluymuş ya. Çok mu seviyorsun onu? Seviyorsun. Ali bana vurdu. Onu nasıl sevebilirim ki artık? Vurdu mu? Neden üzülüyorsun o zaman? Uzak dursana bu adamdan. Ben önceden de çok dayak yedim. Kimden? Babamdan, üvey annemden. Ali yapmaz, bana saygı duyar sandım ama... Artık istemiyorum. Kimsenin benim onurumu, gururumu incitmesine izin vermeyeceğim. Ben de insan gibi yaşayabilirim. Ablam gibi kaderimi değiştirebilirim. Ablan kendini öldürdü. Sakın aklından böyle bir şey geçirme. Ben o manada söylemedim. Tanıdığım en cesur kızdır benim ablam. Tanıdığım en iyi adam da sensin. Bir çiçeği sever gibi seviyorsun karını. Ama beni terk etmesine engel olamaz. Geri dönmeyecek mi hala? Bilmiyorum. Neyse. Sen böyle mi çıktın? Telaştan. Hasta olacaksın. Sen bunu al sırtına. Ben arabaya getireyim. Efendim abla. Merak etme, Ali hiçbir şey söylememiş polislere. Oh, çok şükür. Polise kim haber verdi? Ben asıl onu merak ediyorum. Tamam, gelince konuşuruz. Tamam ablacığım. Ne? Nedir? Oh, Ali ötmemiş. Şahane. Ama bak bu kız ötecek. Bak görürsün. Ne sanıyordum ki ya? Böyle bu kadar kolay sıyrılacağımı zannediyordum. Bak daha çok para isteyecek. Görürsün bak daha çok para isteyecek. Oğlum bedava peynir ancak fare kapanında bulunur. Ya Seda da öyle sürekli bizi yolacağını düşünüyorsa yanılıyor tabii. Asiye'yi daha tanımıyor. Oğlum Azrail bile benim ayağıma gelecek. O neyin tribinde? Bir dakika, bir dakika. Ne diyorsun ya sen? Kızı ortadan mı kaldıracağız? Ay Çetin ya, senin devreler hakikaten yanmış. Arıza lamban yanıyor oğlum. Sen bir sanayiye git hadi koçum. Ne bileyim yani, sen öyle Azrail mazrail deyince sağa sola da belli olmuyor. Oha lan, katil miyim ben? Ortadan kaldıracakmış. Lafa bak ya. Ya vereceksin parasını, olacak bitecek gidecek işte ya. Vereceksin parasını, olacak bitecek gidecek. Senin için söylemesi kolay. Sen yaydın yalı ya, oh. Her seferinde para bulması gereken benim. Ay canım benim ya. Doğru söylüyorsun. Ekmek aslanın ağzında tabii. Sen de haklısın. Eşekler gibi çalışıyorsun o parayı kazanmak için. Salağa bak. Sanki kendi çalışıp kazanıyor. Ulan bütün gün elinde telefon, mal mal oturuyorsun evde. Çık dışarıda bir oksijen al. Tamam tamam tamam, sus be, sus sus, tamam. Bak gör bak, daha çok para isteyecek benden, mahvoldum ben ya. Bir bedel ödenecek tabii. Sen yine iyi yırtıyorsun lan parayla. Bir de benim halime bak. Yuvam da orası benim. Ayşe'yi göremiyorum. Babaannemin buruşmuş, büzüşmüş yanağından öpemiyorum artık. Üvey annem olmasa
Yani onun gazına gelmese babam da şeker gibi bir adam aslında. Burada çocuk sesi bile yok. Zenginlerin çocukları dışarı çıkmıyor mu ya? Öyle sokakta oynamıyor mu? Ay siz çocuk falan yapmıyor musunuz yoksa? Nasıl ya? Ha? Bak ne diyeceğim. Madem sen evini özledin bu kadar. Gel şu videoyu silelim. Ha? Tatlı tatlı ayrılalım. Sen evine git, ben hayatıma döneyim. Yani dersen ki Çetin'cim ben seni özlerim, alıştım ben sana, tamam görüşürüz, görüşürüz gene. Sinemaya falan git, sana patlamış mı sıralarım? Ay, 2 gram beynin var, onunla bana laf sokacaksın diye heba ediyorsun ya. Yazık, yapma. O video benim bebeğimin hayat sigortası oğlum. Silinmeyecek. Silmeyecek. Sonra polisler alıp götürmüşler adamı. Adamı gördün mü? Kimmiş? Yok biz görmedik. Selen Hanım Zeynep'le ikimizi yukarı gönderdi. Allah Allah. Dağ başı mı burası? Bu ne rezalet? Taylan neredesin oğlum? Duydun mu olanları? Adamın biri kapıya dayanmış. Tamam anne biz de karakoldan geliyoruz. Ben konuştum hallettim sen merak etme. Avukata haber verseydin hemen. Derhal bir dava açsın. Kimmiş, neden kapımıza dayanmış, öğrenebildin mi? Ya anne bir yanlış anlaşılma olmuş. Tanımıyoruz bile adamı. Sen merak etme. Tamam ben gittim, konuştum. Selen Hanım nerede Hacer abla? Odasında kızım. Arkadaşı gitti mi? Gitti. Ay o ne tuhaf kız öyle. Selen Hanım'la dostlar mı, düşmanlar mı anlayamadım. Ama kendileri bilir, boş ver. Bizi ilgilendirmez değil mi? Öyle tabii. Bu Taylan oğlumun paltosu değil mi? E alayım ben kırışmasın. Tabii. Abla iyi misin? Uyuyor muydun? Yok yok. Uzanıyordum hala ya. Taylan ne yapmış Mine? Ali'yi tanımış mı? Evet. E ne yaptın? Ne dedin? Bir şey dememe gerek kalmadı. Ali'nin terk edilmeyi kaldırmadığı için olay çıkartma zannetti. Yalanladın yani. Gel üşümüşsündür sen şimdi ısınmaz. Gel kız. Dur ayakkabılarımı çıkartayım. Hop. Baksana şuna. Yumuşacık kadifeyi bu. Bunların her şeyi yumuşak oluyor. Suları bile soğuk değil. Yumuşak ve ılık ılık akıyor. Sonra da bu insanlar neden nazik? Nazik olurlar tabii anasını satayım. Yumuşaklık bunların hayatına sızmış. Gerçi ben içlerindeki vahşiliği görebiliyorum ama... Birazcık dürtsen var ya, köpekleşir bunlar. Emin ol. Abla. O kız bir daha gelir mi sence? Kim o kız be? Ha, Seda mı? Hı. Ne bileyim ben ya. Ay bana ne canım, ben mi düşüneceğim onu da? Çetin düşün. Ali çok üzgündü. Ben insanlığımı yaptım, sizi ispiyonlamadım ama siz insan değilmişsiniz dedi. Ay. Şu 3 kuruşluk insanların da milyonluk lafları var ya. Hastayım ha. Bir tek kadına delikanlı olamıyorlar. Vururlar, söverler. Ondan sonra da ben insanlığımı yaptım. Ya bırak ya. Görüşme kızım sen onunla bir daha. Ne oldu? Görüş diyordun hani. Görüşme boş ver. Ya tehlikesi kalmadı ki artık. Abla. Biz hayatımızı sürekli böyle mi devam ettireceğiz? Ne zaman son vereceksin bu oyuna? Bebeğim bir doğsun. Birazcık ele avuca gelsin. Tamam mı? Bana bak. Bahane mi bunlar? Hı? Zenginler gibi yaşamak hoşuna mı gitti? Ay aman Mine. Zenginlik dediğin ne Allah aşkına?
Zengin olunca ne oluyor? İçine girdiğin 2 metrelik mezar. Onu da açıp gömdünüz zaten. Ben başka şeylere bağlamaktan korkuyorum. Neye bağlanıyorsun? Anlamadım. Boş ver. Ben bunca zamandır öyle yuvarlanıp beni bulamayan tencereyi bekliyorum belki de. Tencere mi? Hani tencere yuvarlanır, kapağını bulur ya. Ben kapağımla, tenceremle. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Salim, iyileşecek değil mi yavrum? Bak ilaçlarını aldıkça yüzüne renk geldi. İyileşecek tabii anne. Aslan gibi olacak benim kızı. Ay. Şahin ürünlerinden alan herkese Jeep çıkabilir. Bu 3 Jeep Kompas'tan biri sizin olabilir. Kampanya etiketli Şahin ürünlerinden alın. Paket içinden çıkan şifreyi SMS'le 6635'e gönderin. Ana bunlar ne? Bilmiyor ama. Senin donun. Ya el alem görecek. Ana kim koydu bunları buraya? Al yorganını. Pavyonun önüne serersin. Git gel yapmak zorunda kalmazsın artık. Ne diyorsun sen Pervin, ne pavyonu? Niye çıkardın eşyaları buraya? Kapıma dadandı. Ha? Sen benim oğluşumun boğazından kesip onları mı yediriyorsun ha? Ben kendi evimde mi boyuncuzlanacağım ya? Kovuyorum hepinizi. Defolun evimden. Salim, sen metres mi tuttun? 8 mi yapıyorsun oğlum? Bu karın niye böyle kudurdu? Ana ne diyorsun çocuğun yanında ya? Pervin, ben karnımı zor doyuruyorum. Ne pavyonu Allah'ını seversen. Sus! Ahlaksız. Bulmuş. Allah cezanı versin senin. Allah senin cezanı versin be. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun be? Bu evde bizim senden çok hakkımız var. Biz yemedik içmedik. Dişimizden tırnağımızdan arttırdık. Tapu bende tapu. Yoldurma saçını başını. Ay kız asıl ben seni öldürürüm. Yoldurma saçını başını. Pervin durun ya. Durun ya. Bırakınız yeter be yeter. Helalime rezil olduk ya. Bırak Salim bırak. Hak var oğlum var ya o. İstenmediğim yerde durmam zaten ana. Durma zaten. Şey Allah senin cezanı versin. Sen bu yaştan sonra pavyonlara da dalıp karı kız peşine mi düştün be? Ya ana sen ne diyorsun ya? Ne pavyonu, ne karısı, ne kızı? Bırak, bırak, bırak. Şu düştüğümüz hale bak. Rezillik bu be, rezillik. Ah, hayırdır Salim abi? Bir bağırış çağırış duydu. Ya bacım Pervin bizi evden kovdu. Güya ben pavyona gitmişim de kadın gelmiş de. Ya olacak iş mi ya? Aa olur mu canım öyle şey? Temiz dürüst adamsın sen. Dur ben şununla bir konuşayım. Ha gözünü seveyim ya. Ne bakıyorsunuz? Ne var? Film mi oynuyor burada? Hadi. Anne, babam neden eve gelmiyor? Üstüme cici anne getirecekmiş. Ben de koydum kapının önüne. Sen büyüyünce üzme karın oldu mu oğluşum? Pervin, aç kız aç benim Fatma. Ne var kız? Pervin, bacım bak çok ayıp ediyorsun. Ne demekmiş kış günü insanları evden atmak ya? Sana mı soracağım kız ne yapacağımı? O kadar vicdanlıysan sen al evine. Alırım bacım, ben hatır gönül sayarım. Allah Allah, yazıktır ya. Salim. Yaptın mı oğlum böyle bir şey? Bak bana doğruyu söyle. Ana beni deli etme ya. Benim çocuğum hasta, yüreğim yanıyor. Ben bunları düşünecek halde miyim? Ne bileyim canım, ne bileyim öf. Salim abi, bize gelinsiz. Çocuk da burada soğukta üşümesin. Şunun bir siniri geçsin, ondan sonra konuşursunuz. Allah razı olsun kızım senden. E hadi Salim, biz bunları toplayıp şuraya koyalım. Kimse almaz. Yardım edeyim mi? Yok yok, sen Ayşe'yi götür, biz geliyoruz. Tamam, gel Ayşe'cim. Hadi. Thank you.
Baba? Ne yapıyorsunuz dışarıda? Ervin bizi kapının önüne koydu. Ne? O adamdan niye şikayetçi olmadın Taylan? Ya yine gelirse kapıya, cezası neyse çekmeliydi. Baba dedim ya bir yanlış anlaşılma olmuş diye. Yani adam evleri karıştırmış. Efendim? Tatlım ya. Ben var ya şu an o kadar sinirliyim ki sana anlatamam. Burada beni içeri almıyorlar. Ne demek ben sarhoşum? Ne demek rezillik çıkarıyorum be? Ha? Sen benim kim olduğumu anlayamadın galiba arkadaşım. Hatırlı tanıdıklarım var benim be. Attırırım seni işten. Duydun mu beni? Bu kız bu gece bu kulübe girecek. Hanımefendi uzaklaşın lütfen. Ha. Pardon bebeğim ya. Şimdi Çetin'le hemen evden çıkıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Beni kulübe sokuyorsunuz. Anladım. Canım ben çok yorgunum ama malum hamileyim ya. Ya hiç çıkamam dışarı. Ne demek çıkamam be? Eşek gibi çıkacaksınız. Duydun mu beni? Yoksa atlarım bir taksiye gelirim yalıya. Oldu o zaman. Biz şey yapalım. Madem bu kadar ısrar ediyorsun. Bir uğrarız yanına. Hadi bay. Çetin'cim. Hı? Hadi yediysen biz çıkalım. Nereye? Gece kulübüne. Ya gece kulübü kafasını dinleyeyim şimdi ya. Aşkım. Kız çok ısrar ediyor ama. Kız dediğin şey mi? O şey. Şimdi biz çıkıyoruz müsaadenizle. İyi geceler. Afiyet olsun. Taylan. Karını eve getirmeyi düşünmüyor musun oğlum? İlişkinize karışmak istemem. Ama bu mesele daha fazla uzamamalı. Baba biz kendi kararlarımızı verebilecek yaştayız. Ama yine de bizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Neyse. Afiyet olsun. Ne? Oğluma akıl vermem de mi suç? Ay sana da zahmet verdik Fatma kızım. Zahmet olur mu Kadriye teyze? Afiyet olsun. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Bu kadın nasıl bir şeye benziyor Salim abi? Hani şu pavyonda şarkıcı olan. Şarkıcımış mı? Sen nereden biliyorsun Zahm? Canım siz şimdi pavyon deyince şarkıcıdır diye tahmin ettim. Ne yapacağım Zahm? Gidip elin kadınına mı bakacağım? Yok canım ondan değil de bir araştırı soruşturduk yani. Nedir? Ah ah ah. Gelin gelin değil ki yılan o yılan. O evde huzur içinde oturamasın ya Rabbim. De odam tepesine çöksün inşallah. Öyle deme anne ya. Turacan da o evde. Mehmet de orada babaanne. Yalnız Pervin'in başına çöksün ya Rabbim. Şimdi Pervin'e de hak vermek lazım tabii. Aldatıldığını sanmış. Belki bir yanlışlık oldu. Belki başka bir uğursuz yaptı da kabak Salim abinin başına patladı. Vallahi doğru diyorsun bacım. En iyisi ben yarın sabah erkenden gideyim. Pervin'in ayaklarına kapanayım. Yalvarayım affet beni karıcığım diyeyim. Baba yapma şöyle şeyler. Yarın gider başka bir eve bakarız. Selen Hanım bizi sokakta bırakmaz ki zaten. Selen Hanım da bu ailenin iyilik meleği oldu çıktı. İyi ya. Allah'a şükret.
Hay Allah. Ne oldu? Ayşe'nin ilaçları evde kaldı. Ben onları bir gidip alayım. Şimdi siz muhatap olmayın. Ben birazdan gider alırım. Sağ olasın. Sağ ol. Siz çıkmadınız mı hala? Öf. Tezini bekliyorum. Ya bir arkadaş var, çok ısrar etti. Ondan gidiyoruz. Yoksa ben sevmem öyle gece gezmelerini falan. İyi. Size iyi eğlenceler. Taylan, bir şey soracağım sana. Sen az önce masada bugün kapıya dayanan çocuk Ali'ydi galiba adı. Mine ile olan ilişkisini sakladın. Evleri karıştırmış filan dedin. Hı hı. Evet. Niye Mine için yalan söyledin? Ya işten atılırdı. Annem duysa kesin bir mesele çıkarırdı. Ya şimdi kızın kardeşi hasta, paraya ihtiyacı var. Hem sen işe almadın mı onu? Daha iyi biliyorsun. Bu yani sebep. Başka bir şey yok. Evet. Çıkıyor musun? Çıkalım. Hazır mısın? Evet. Bak içki falan içersiniz, taksiyle dönün olur mu? Tamam. Evet. Hadi iyi eğlenceler. Kızım yavaş, düşeceksin, önüne bak. Tamam be. Arkadaş ya, neden çantaj yapan parasını alıp efendi gibi gitmiyor ki? Şimdi bu Seda ve Çetin'in nişanlısıyım derse ne yapacağız? Ne güzel işte aşkım ya. İki nişanlı birden arayıp da bulamadığın şey. Ama benim yerim başka değil mi? Ha, senin yerin çok başka. Tırp yapma lan. Sokarız kulübe, sonra da çıkarız. Ben de meraklı değilim yaptığımız şey. Oh be, koca ev bana kaldı. O komedi şeylerini izlemekten içime fenalık geldi. Mehmet. He? Kumandayı ver ablam. Dizimi açayım da. Hemen şimdi, oh yakışıklım benim, boyuna posuna kurban olurum senin. Hayırdır inşallah bu saatte? Ne oldu Rıza abi? Neden geldin bu saatte? Ayşe'nin ilacı varmış, onu alacağım. Vereyim. Niye? Sana bir şey diyeceğim. Sen Salim'i boşuna suçlama. Adamcağızın hiçbir günahı yok. Nasıl yok? Karı bizzat gelip kendi konuştu benimle. Kocana mukayyet ol dedi. O kadın evleri karıştırmış. Onun kastettiği adam da Salim değil. Kim o zaman? Benim. Ne? Sen misin? Püf, senin kalıbına. Çiçek gibi arkadaşımı aldatıyorsun mu sen? Oldu bir zaafımız Mehtap Hanım'a. Ulan Rıza abi. Ben de seni adam bilirdim. Boyun posun devrilsin inşallah. Aman bacım. Ne olur Fatma'ya bir şey söyleme. Yuvamız yıkılmasın. Salim'i de evine al. Tamam be tamam. Söylemem. Üzülmesin kızcağız. Sen de Salim'e bir şey söyleme. Bu gece dışarıda kalsınlar. Aldatacağı varsa da yapmasın. Şimdiden çeksin cezasını. Tamam. Bir daha gitmek yok ama. Yok gitmem, yeminle gitmem. İyi bari. İlacı getireyim. Hayır yani para diyorsan bende var. Bak üstümdeki elbise yeni sezon kardeşim. Tam 300 lira saydım be. Hanımefendi uzatmayın lütfen. Hayır benim anlamadım. Bu içeri giren kadınlardan benim ne farkım var? Hanımefendi lütfen. Kardeşim söyle. Pardon. Arkadaş bizimle. Kusura bakmayın Çetin Bey. Çok alkol almış. Sağa sola bulaşıyordu. O yüzden biz de kusura bakmayın tekrar. Önemli değil, olur öyle. Gel. Oo, koluma girmeler filan. Nişanlım bir şey demesin sonra. Sıkıntı yok canım. Geç. Kolay gelsin. Sağ ol. Ha.
Hale'ye söylediklerim yüzünden hala kızgın mısın bana? Hayır anne. İstersen bir de ben Hale'yle konuşayım. Benim de ters bir anıma denk geldiğini söylerim. Gerekirse özür de dilerim. Anne, senlik bir mesele değil artık bu. Hale'yle aramızdaki bağ eskisi gibi güçlü değil. Yoksa bu kadar kolay koparıp atmazdı. Bizim ilişkimiz kızımızın öldüğü gün bitti. O kadar nefret etti. O kadar uzaklaştı ki. Artık onu göremiyorum. Duyamıyorum. Dokunamıyorum. Karım beni sevmiyor anne. Onu kaybettim. Hale boşanmak istiyor. Oğlum, karı koca arasında böyle krizler zaman zaman olabilir. Verme. Hale'yi eve dönmeye ikna et. Artık bunu istediğimden ben de emin değilim. Kızım, o telefona bakıp durma. Siz Taylan'la yeni yetme aşık değilsiniz. 20 yaşındaki bir çocuğu peşinden koşturabilirsin. Ama bunca yıl evlilikten sonra kocana git dedin mi gider. Öyle demedim sana kadınlık sanatını. Öğretemedim gitti. Ya kimseden telefon falan beklemiyorum anne. Ben şu kızı arasam mı diye düşünüyordum. Ara tabii. Arayayım, değil mi? Bundan sonra İstanbul'un altını üstüne getiririz. Süper üçlü olduk, değil mi? Ay canım, ben sana birazcık insan ol diyeceğim ama yani seni de zor durumda bırakmak istemiyorum. Ne dediğini duyamıyorum. Telefonum çalıyor. Bilin bakalım kim arıyor. Hale Hanım. Çetin'in yengesi olur değil mi? Hale? Hale'yi nereden tanıyorsun sen ya? Onlar beni buldu canım. Şimdi söyleyin, takılıyor muyuz, takılmıyor muyuz? Ne takılacağız seninle ya, manyak mısın? Alo? Hale Hanım? Ya oğlum, takılacağız desene. Takılacağız. Canım benim, çok şakıyorsun, çok. Evet Hale Hanım, sizi dinliyorum. Seda, ben düşündüm ve Selen'le ilgili bildiklerine karşılık o 150 bini vermeye karar verdim. Gel buluşalım mı? Aa, ne parası ya? Ben sizden para filan istemedim ki. Ne demek ne parası? İstedin ya. Ya yok canım, siz beni yanlış anlamışsınız. Ya Selen benim en yakın arkadaşım. Ben onu nasıl satarım şimdi? Mesela şimdi o nişanlısı. Üçümüz takılıyoruz biz. Allah kahretsin sizi. Ne oldu kızım? Demek Selen'le mesajlaşıyordu. Ondan aldı parayı. Bana bildiklerini söylemesin diye. Elini çabuk tutmazsan olacağı buydu işte. Sen anneni dinle kızım, anneni. Bari kocanı elinden kaçırma.
İyi akşamlar Salim. İyi akşamlar. Nerede kaldın be Rıza? Kahvedeydim abi ya. Hasan borç istemişti de. Onu verdim. İyi ettin. Pervin beni sordu mu halimi tavrımı? Yok sormadı. Ya ben ne yapayım be Rıza? Bana bir akıl ver. Bir çişe kalıp gideyim mi eve? Bu saatte. Yok ya yarın. Pervin'in siniri geçsin de. Çiçeği de kafama çalacak değil ya. İşte alışık değilim böyle elimde çiçek. Tövbe tövbe. Hoşuna gider mi dersin? Kadınlar çiçektir abi. Ya doğru. Onlar çiçek bizde böcek. Gerçekten sormadı mı beni? Yok. Canı sağ olsun. Yarın yenge seni affeder. Yani tahminim o yönde. Hakikat mi diyorsun? İnşallah be. Hadi girelim içeri ya. Dondum soğuktan. Önce annesi geldi bunun. Sen yalıya kurulmuşsun. Bunların arasını bozmuşsun filan. Zaten ben de orada aydım mevzuyu. Aile ne ayak? Parayı o teklif etti bana. Şimdi de 150 bini veriyorum diyor. Oha! Bak ya! Yavaş ol kızım, yengem o benim, doğru konuş. Yengen sen yengen lan. Siz benim tellerime hangi notadan vurursanız o makamdan çalar söylerim. Savaşsa savaş yani. Ya ben size bir soru soracağım. Sizin bu nişanlılık olayı nasıl oldu yani? Bana pek inandırıcı gelmedi de. O işte şöyle oldu. Selen ölünce ben tabii çok üzüldüm. Çok zor zamanlar geçirdim. O sırada hep Asiye yanımdaydı benim. Oradan işte bir kıvılcım oldu. O şekilde oldu. Ay. Ama ben sana ahlaksız bir teklif yapacağım. Yap canım yap. Rahat ol. Açık ilişki yaşıyorsunuz yani. O zaman alırım bir dal. Yok kızım dal dal. Ama benim başım dönüyor. Başım dönüyor benim. Öpünce geçer diye bir ilaç varmış. Ondan istiyorum. Allah'ım ya. Gökten deli yağıyor. Hepsi de benim kucağıma düşüyor ya. Beni başkalarıyla karıştırma canım. Sek içeceksen. Yok almayayım sağ ol. Canım. Şimdi herkes etrafına bir daire çizsin. Kendi çapında oynasın tamam mı? Ya da ya bir sürü nişanlısı olmayan bak yakışıklı çocuk var. Hadi bacım sen git onlarla takıl biraz. Benim aşkımla konuşacaklarım var. Hadi. Aman. Ulan ben durdurmasam Çiçi yiyecek kız seni. Ne sırtıyorsun be? Kıskandın mı? Ay ne alakası var be saçmalama. Kıskandım, kıskandım. Oğlum aşk yürek ister. Sen de olmadığına göre problem yok yani. Diyorsun. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Gel et dans edelim. Geçen sefer zorla kalkmışsın. Ne oldu? Ya şimdi Seda var. Yani eğer beni böyle boşta görürse ısırırım ısırırım maazallah. Aa maazallah. Bodyguardlık yaparsın bana herhalde. Yaparım ayıp ediyorsun. Kaçın. Thank you.
Mine! Siz ne yapıyorsunuz burada? Ya bu adam sabah sabah tutturdu, gel dedi, Boğaz'da kahvaltı yapalım dedi. Buralarda mı çalışıyorsun sen? Evet. Ya aç mısın? Kahvaltı yaptım ya. Bak otur bir çay iç ya. Bir çay yemiş. Ben ısmarlayacağım valla. Yok yok. Mine Hanım artık böyle yerlerde yemeğe tenezzül etmez. Öyle lüks restoranlar ister. Sağ ol Berkat, ben evde yedim. Ali, bir dakika bakar mısın? Hadi. Ne var, ne oldu? Ali, ne yapıyorsun sen? Bana abu altından soba mı gösteriyorsun? Ne alakası var kızım? İnsanlık ettim, sizi ispiyonlamadım dedim. Bu mu senin insanlığı? Niye Berkat Yılan'ını oraya getiriyorsun? Ne oldu ki ya? Allah Allah. Sarıyer'i komple parsellediniz mi siz? Geldik kardeşimle iki çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Ne oldu yani? Mine. Burak. Ya ağlama, tamam. Benim aldığım atkıyı takmışsın. Gözlerinin rengini uçsun diye çok aramışsın ben onu. Niye böyle olduk biz? Ha? Neden ayrıldık yine? Tamam Ali. İstediğini yap. Hatta Berkant'ı Yalı'ya gönder. Ben de bıktım, usandım ya. Ne olacaksa olsun artık, yeter. Ne kadar değil? Onlar abi. Hareket etsin abi. Ali ne oldu kardeşim ya? Daha çayımı bitirmedim ya. Ya moruk. Benim bir işim vardı önemli. Onu halledeceğim. Gidelim mahalleye, ben kahvede sana çay ısmarlarım. Ya Ali be, iş dedim de aklıma geldi. Ben işten ayrıldım ya. Hani aklında bulunsun. Duyarsan edersen be abi. Ya aslında bizim atölyeye eleman arıyorlar ha. Söyleyeyim mi seni, tavsiye edeyim mi? Tekstil atölyesi mi? Aynen. Ya şimdi kardeşim ben biliyorsun yani teknoloji şirketlerinde çalıştım ya şimdiye kadar. Birden tekstil atölyesine düşmeyeyim be Ali ya. Ama ya, sen yanlış anlama yani hani. Tamam mı hani? İyi, eyle diyorum. Tamam peki. Tamam hallederim ben. Tamam. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Çetin'cim artık şirkete girip çalışmayı düşünmüyor musun? Bak oğlum, yakında baba olacaksın. Bazı sorumlulukları almanın vakti geldi. Ya ama dayı benim okul var ya. Ne var okul varsa? Okula da gidersin. Şirkete de gelirsin. Ya ikisi beraber zor olmaz mı ya? Sorun da bu işte Çetin. Hayat o kadar kolay değil. Pardon ya. Alo Biricik. Ne haber tatlım? Evet ya, gelemedim ben o taraflara. Geleceğim ama bir ara. Aynen aynen, takılır süper olur. Aa öptüm, vay vay. Pardon ya. Çetin. Oğlum sen artık nişanlı bir adamsın. Başka kızlarla konuşma ayıp olmuyor. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Hiç. İşte biz de Çetin'in artık şirkete gelip çalışması gerektiğinden bahsediyorduk. Değil mi Çetin? Evet. Söylediklerimi unutma. Tamam. Sayende kravat takıp takım elbise de giyeceğim. E ne güzel işte oğlum. Erkeğe benzersin biraz.
Göstereceğim ben sana erkeği. Bir şey sor, neden? Ben erkeğe benzemiyor muyum ben? Nedir yani? Erkek adam ter kokar. Alın teri diye bir şey var. Biliyor musun sen onu? Duydun mu hiç? Böyle elleri senin gibi yumuşacık olmaz. Nasır tutar. Çalışır, emek verir. Yorulur. Yani eve kız atabiliyorsan değil, masanın üstüne ekmek parası koyabiliyorsan adamsındır. Çaktın mı? Çaktım. Al sana para. Ay. Gel gel gel. Hı. Allah aşkına ekmek kaç lira söylesene. Ekmek? Sen niye uğraşıyorsun benimle ya? Seninle dalaşmak hoşuma gidiyor. Niye? Seviyorum seni. Oo. Ya. Al bakayım şunu. 3 kuruş param var zaten. Ben baktım. Ne haber Celiko? Ne yapıyorsun? Senin keyfin yerinde bakıyorum. Haber. Kötü bir haber yok değil mi? Ay ne olur olmasın bak. Yani yaşıyor muyuz? Korku filmi mi çekiyoruz anlamadım anasını satayım. Yok bir şey ya. Yani kötü bir şey yok. Eminsin değil mi? Ama bak Ali falan rahatsız etmiyor değil mi seni? Etmiyor. Ama. Ne ama ya? Söylesene. Pervin abla bizi evden kovdu. Ne yaptı ne yaptı? Güya babamın pavyonda çalışan bir kadının ilişkisi mi ne varmış? Kadın gelmiş kocanın mükayet ol falan gibi şeyler söylemiş işte. Babamın. Evet. Naylonuncu Salim Pervin'i aldatmış öyle mi? Hiç güleceğim yok. Babama baksan ya. Ya sen beni dinlemiyorsun galiba. Evsiz kaldık diyorum sana ya. Ya ablacığım tamam. Ben size 2 katlı çok güzel bir yer alacağım. Üzülme sen. Nine, alışverişe gidilecek kızım. Tamam Hacer abla. Kolay gelsin. Hayırlı işler Okan. Sağ ol abi. Bana şöyle kalabalık bir demet lazım. Vay Salim abime bak sen. Abi sen çiçek değil maydanoz alsaydın hem akşam kaynatır içerdin. Okan vereceğim mi başka bir yere mi gideyim? Oğlum hemen bir karanfil demeti yap abine. Abi durduk yere çiçek alınmaz. Yoksa bir yanlış mı yaptı yenge? Hadi lan ben öyle şey yapmam. Kaç para olacak o? Abi sana 10 lira olur. Hı? Canım bu kadar çok yersen göbek yapacaksın. Kızlar beğenmeyecek sonra. Benim etrafımda kız mı kaldı senin yüzünden? Aa niye? Dayınla konuşurken aradı ya biri. Dayın nasıl kızdı ama? Nişanlısın sen Çetin. Kapıda dinliyoruz yani. Süper. Neydi kızın adı? Biricik mi? Ne yapıyorsun kızım? Bıraksana telefonu. Hani yani benim için aşk hayatını bitirme yazık. Bak beni deniyorsan sen zararlı çıkarsın. Biricik güzel kız acımam buluşurum. Ara buluş. Bu sen istedin. Alo Biricik. Ya ben düşündüm de bugün buluşabiliriz istersen. Evet tamam. Tamam bay bay. Ne kadar sürdü? Artips. Abla bir büyünü vereyim istersen. Aa terbiyesize bak. Fidan gibi kadının bal gibi olur bu bana. Ser şunu. Tamam abla. Pervin! Pervin! Bak sana bunu aldım. Ya bir insanın eline çiçek bu kadar mı yakışmaz? Yani çok affedersin, öküz gibi tutup getirmişsin. Pervin, sen benim gülümsün, bir tanem. Canım karım, ben senin üstüne gül koklar mıyım?
Dünya bir yana, sen bir yana. Canım karım benim, kurban olam sana. Yalvarıyorum bak, ne olur affet. Affet beni de barışalım. Hadi yine iyisin. Affettim, affettim. Madem böyle çiçeklerle falan geldin. Git o anana söyle, onu da alıyorum eve. Görüyorsun değil mi? Ne yüce gönüllü bir kadınım. Canım karım benim. Ne yapıyorsun? Tüh, utanmazlar. Ne oluyor be? Nikahlı kocam o benim. Bana bak, daha öyle ilk buluşmadan orasını burasını elleme sakın kızın ha. Birazcık centilmen ol. Ağzının içine girme. Ama donuk da kalma. Böyle romantik romantik şeyler söyle, tamam mı? Ya kızım, biz Biricik'le yattık ya. Biz geçtik o aşamaları çoktan ya. Ay öküzsün aşkım ya. Yani ben ne diyeyim ki sana? Gerçekten öküzsün. Bir şey soracağım. O Berkant nasıl tavladı seni? Ya ben bunu görürdüm bizim mahallede. Ama yüz vermezdim. Bir gün yine önünden geçiyorum. Cennetten mi düştün güzel kız? Canın acıdı mı dedi bana. İlk başta kes lan falan diyecektim ama... ...ne bileyim... ...böyle açmış kara kara gözlerine... ...bakıyor, gülümsüyor. Samimi geldi. Bir elektrik oldu aramızda. Cennetten mi düştün güzel kız? Bir de canın acıdı mı diyor. Sen buna tav oldun yani öyle mi? Evet canım, buna tav oldum. Sana ne? Çok fena ya. Kim arıyor? Erkek mi? Erkek arıyor. Seyda arıyor. Efendim? Alo? Asiye Hanım? Siz kulüpten Yalı'ya, ben Allah'ın belası bu eve. Kızım, ben de güzel bir evde yaşamak istiyorum. Depresyona giriyorum burada ben, mutsuzum. Ev alacaksınız bana. 500.000 lira istiyorum. Çüş! Kızım nereden bulacağız o kadar parayı? Hale Hanım'ı mı arayayım? Dur dur, buluruz. Bir şekilde buluruz ama sen bize... Birazcık zaman ver. Yani birkaç gün izin ver. Yani bu çocuk cebinde 500.000 lirayla dolaşmıyor ki. Ne? Ne 500'ü ya? Size 2 gün mühlet veriyorum. Paramı hazırlayın. Ay tamam be! Ne diyor? Aşkım sana yine masraf çıktı. Seda 500.000 lira istiyor. 2 gün mühlet verdi. Kızım ben bulamam o kadar para. Nereden bulacağım ben o parayı? Dededenden iste. İsteyemem. Ne yapacaksın diyecek. Ne diyeceğim ben ona? Durmayacak bu kız. Daha fazla para isteyecek. Görürsün bak. Ya aşkım panik yapma. Tamam mı? Hallederiz bir şekilde. Yani buluruz. Tamam mı? Hadi sen git kızla buluş. Ne kızı ya? Hiç o kafada değilim ben şimdi. Aa söz verdin. Olmaz vallahi. Ya, sözün neri ol biraz. Hadi. Hadi. Aa. İçeride olduğunuzu bilmiyordum. Pardon. Önemli değil. Ne yaptın? Ali seni rahatsız ediyor mu hala? Yok. Kötü biri değildir aslında o. Bize zarar verenleri korumaya ne kadar da meraklıyız değil mi? Unutmak ve affetmek iyi insanların erdemidir değil mi? Bir kitapta okumuştum. İşte. Bu da en büyük avuntumuz oluyor galiba. Galiba. Bir teşekkür etsene kaynana. Nazik ol biraz. Acıdım, evime aldım sizi. Kocacığım da çiçekler almış bana. Bir dahakine tek taş isterim. Rahmetliye 2 metre pazen olmadın. Salim. Odamıza gidelim mi? Hususi bir şeyler konuşacağım seninle.
gündüz vakti. Tövbe estağfurullah, tövbe. Tövbe, Allah cezanızı versin sizin be. Öpüşüp barışalım mı? O da var tabii de. Önce biraz konuşalım kocacığım. Seni affettim. Ama bir şartım daha var. Ne şartı? Şimdi Asiye nasıl öldü biliyorsun. Selen Hanımların arabasında otostop yapmış. Yavrumuzun ölümüne biraz da onlar sebep oldu değil mi? Onlar nereden bilsinler Pervin'in Asiye'nin intihar edeceğini? Canım te uçurum kenarlarına kadar kızı götürmeyi biliyorlar. O Selen Hanım'ın bize kan borcu var. Ya konuştuk bunu. Konuştuk da anlamadan dinlemeden bana bağırdın ya Salim. O para bizim hakkımız. Yapamam Pervin. Ağrıma gider. Kızımın ölüsünü satıyormuş gibi olurum. Dere etme beni Salim. Önlerinde bir insan ölüyor. Bir Allah'ın kulu da çıkıp kusura bakmayın. Biz vesile olduk. Alın şu para da sizin hakkınız demiyor. Ya 3-5 kuruş koparırsın ya da Fatma'nın evine geri dönersiniz. Kaynana! Boşuna yerleşme. Gidiyorsunuz. Tamam be kadın, tamam. Gideceğim. Akşam Mine gelsin, konuşacağım, gideceğim. Konuşma. Ben adresi biliyorum. Soğutmadan git. 10.000, 20.000 bir şey koparmadan gelme. Nereye gidiyorsun? Bırakayım seni. Ya, doktor kontrolüne gidiyorum. Ama eğer yolunun üstü değilse şey yapma. Olur mu canım? Ya sen doktor kontrolüne yalnız mı gidiyorsun? Çetin gelmiyor mu seninle? Ona haber vermedim ki. Ya o biraz heyecan yapıyor baba olacak diye de. Böyle ultrasona falan bakmaya dayanamıyor. Ben de onu boğmak istemiyorum. Rahat bıraktım beyefendiyi. Çetin'i kıskanıyorum biliyor musun? Yani senin gibi anlayışlı biriyle evleneceği için. Ama bu süreç normal. Yani Çetin bebeği kucağına aldığında her şey düzelecek. Merak etme. İnşallah. Hadi ben de geleyim seninle. Gerçekten mi? Tabii. Tamam. Buyurun Taylan Bey. Kapıyı aç bakayım. Tabii, tabii. Teşekkürler. Rica ederim. Anne ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben sana temizlikçi çağır diye para vermiyor muyum? Bitti, bitti kızım. O günler bitti. Yarın da seninle halıları sileceğiz. Yeni hayatına alış artık. Sen hiç merak etmiyorsun değil mi? Hı? Yalıda ne oluyor? Arkandan hangi dolaplar çevriliyor hiç merak etmiyorsun. Ben burada çatlıyorum. Evet anne hiç merak etmiyorum. Benim bir Zeynep'i aramam lazımdı. Bir şeyler isteyeceğim. Buyurun. Zeynep, Emrah'a söyler misin? Bu benim kadife siyah bir paltom vardı. Bir de yılan derisi yeşil bir çantam vardı. Bir ara bana onları getiriversin. Tamam. Herkes nasıl? İyi, sorun yok değil mi? İyiler. Yani dün bir adam dayandı kapıya. Sonra da polisler aldı götürdüler. Kimmiş? Bilmiyoruz ki. Hala Hanım. Dün yine bir ara ortadan kayboldu. Sonra da Taylan Bey'le geldiler. Üzerinde de onun paltosu varmış. Yani Hacer abla söyledi. Odada da biraz önce konuşuyorlardı. Ben seni dedikodu... Dinlemek için aramadım Zeynep. Emrah'a söyle annem deyim buraya gelsin. Peki efendim. Ne dedi? Bir şey demedi anne. Dedikodu medikodu dedi. Yok anne dedikodu medikodu. Çıkıyorum ben. Nereye? Yalıya mı? Hayır anne, yalıya değil. Masaja gideceğim. Oradan da alışveriş. Git kızım. Git. Annem masaj ister mi diye hiç sormasa.
Nesin Hanım da burada temizlik yapsın eşek gibi. Hala Hanım nasıl? İyi, iyi sağ ol. Selamlarımı iletin lütfen. Baş üstüne. Seren Hanım, geçen geldiğinizde kayıt işlemlerini yapmayı unutmuşlar. Kimliğinizi verirseniz eğer. Aa, ben kimliğimi unuttum evde, hay Allah. Bir dahaki sefere getirsem. Tamam, bir dahaki sefere o zaman. Bebeğinizin kalp atışlarını duyuyor musunuz? Bu minik pıt pıtlar mı? Dünyanın en güzel müziği. Evet. Bunu biriyle paylaşmak çok güzel. İyi ki yolundasın Taylan. İşte kan vermeyi bitti demiş. Ay kız nasıl üzülmüş, nasıl üzülmüş anlatamam. Ya sonra kendisini direkt Paris'e atıverdi. Ya orada da bir borsacı çocuk bulmuş. Peki sonra ne oldu dersin? Ya Biricik bana ne bunlardan ya? Ya sana bir şey anlatıyorum değil mi burada? Ya üf, tamam. Ya takılma bu kadar. Merve'nin kalbi otomatik kapı gibi anasını satayım. Önüne geleni açılıyor zaten. Ne dedim ben ya? Körle yattan şaşı kalkar iyi mi? Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Şaka mı yaptın şimdi? Hayır ya, seni burada kes lan demen gerekiyordu. Ya sen niye tatlı tatlı didişmiyorsun benimle? Ya bak ne yap biliyor musun? Önce böyle bağır çağır, ondan sonra küfret, el şakası falan yap. Sonra da tatlı tatlı gülersin. Çetin, sen bir şey mi içtin? Kafan mı güzel? Güzel ulan, güzel. Ya böyle çok garip bir his ya. Böyle kalbim bir farklı atıyor. Hep böyle bir adrenalin falan. Hayalleri falan dalıyorum bazen biliyor musun? Çok garip. Çetin. Bunlar aşk belirtisi canım. Ne alakası var ya? Hayatında biri var değil mi? Var var. Nişanlım var benim. Seninle buluşmamı da o istedi zaten. Ya görsen tam bir baş belası. Bazen benden hoşlandığını sanıyorum. Bazen de böyle dayımın arkasından bakıyor. Ama dayı evli. Olmaz yani onunla. Karnındaki çocuk da eski sevgilisinden. Belki de asıl tehlike o. Bilemeyiz tabii. Sen benimle dalga geçmek için mi buluştun? Yo. Çok ciddiyim ben. Ben değiştim kızım. Eski Çetin değilim artık ben. Çalışmam lazım benim. Ter kokmam lazım. Ellerimin nasır tutması lazım. Anladın mı? Ya Biricik ne güzel oldu böyle buluştuğumuz, dertleştiğimiz. Öyle arada bir buluşsak ya hep. Bırakayım mı seni? Hayvansın Çetin. Bir de hala arada bir buluşalım mı diyorsun? Gerek yok. Ben kendim giderim. Çok doğru. Bana bunlarla gel. Hayvanım ben. Bu yazdığım vitaminlerden her gün birer tane alacaksınız. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Bunları da alıyorum. Alo. Nasılsın? İyiyim. Ya akşam için bir bilet almıştık. Hani gitmek istediğim bir oyun vardı hatırladın mı? İstersen gelip evden alayım seni. Çıkışında da bir yerde oturup konuşuruz ha? Yok. Gelmiyorum ben. Hatta ben... Bir sen başkasıyla git. Tamam.
gidelim mi? Hale hamileyken siz de bu doktora geliyordunuz değil mi? Evet. Of, hay Allah ya. Keşke sen gelmeseydin. Hatıraların canlanmıştır şimdi. Seçtiklerinizi yalıya mı gönderelim Hale Hanım? Yok, şimdi alacağım. Buyurun, kime bakmıştınız? Ben Mine'nin babasıyım. Bekle buradan, çağırayım. Mine, baban geldi kızım. Ne? Buraya mı geldi? Ya. Baba, sen niye geldin buraya? Kapı ağzında durmayın. Mutfağa al kızım babanı. Semra'nın görüp kızmadı. Gel baba. Bir şey mi oldu? Sen niye geldin buraya? Yok kızım, merak etme. Kimseye bir şey olmadı. Herkes iyi. Ben Selen Hanım'dan biraz para istemeye geldim. Annen eve dönmemiz için şart koştu kızım. Haksız da değil yani. Asiye'min ölmesinde biraz da onlar sorumlu. Ne? Bir dakika baba, ben geliyorum hemen. Efendim. Abla, babam burada. Selen Hanım'dan kan parası isteyeceğim diye çıkmış gelmiş ya. Ne diyorsun sen ya? Kızım gönder onu çabuk. Çabuk. Ne oldu ya? Mine'nin babası gelmiş. Asiye olayından dolayı ben karşılaşmak istemiyorum da. Ben bir şey unuttum, geri dönelim. Dur. Ben telefon eder göndertirim. Ha. Ben bahçede biraz hava alayım. Sen bunu niye yapıyorsun? Ya ablam hayattayken yüzünü bir kere bile güldürmedi. Pervin ablanın lafıyla gelip buraya rezillik çıkartıyorsun ya. Bu mu senin babalığın? Deme öyle kızım. Baba kurban olayım, git Allah aşkına git. Gidemem kızım. Biraz para alacağım, bir daha hiç gelme. Dilenci misin sen? Ha? Bir onurun, bir gururun yok mu senin? Yeter be. Herkes beni eziyor. Ben kimse üzülmesin, herkes mutlu olsun istiyorum ama olmuyor, olduramıyorum. Kızım, Taylan Bey ile Selen Hanım geldi. Dışarıdalar. Eşyaları falan varsa alıver ellerinden. Ben de Selen Hanım'ı göreceğim. Baba! Baba dur! Selen? İyi misin? İyiyim. Böyle nefesim kesildi de biraz böyle hava almak için geldim. Oh! Sorun yok yani. Yok.
Salim Bey hoş geldiniz. Merhaba Taylan Bey. Selen Hanım yok mu? Bahçede. Bahçe nerede? Hayırdır Salim Bey? Bir şey mi oldu? Yani yardım edebileceğim bir şey var mı? Söylesene baba. Ben Selen Hanım'a... Bize yaptığı yardımlar için teşekkür etmeye gelmiştim ama... Madem bahçede rahatsız etmeyeyim, siz söylersiniz artık. Peki, bahçede. İyi günler. Bir kahve mi istediniz? Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Ayrılıp barışınca pek bir kıymetli olunuyormuş. Salim elinde çiçekle geldi. Akşam da cebi para dolu gelecek inşallah. Kız para için adamı olmadık yollara sokma. Ay Salim abi nereden bulacak parayı? Zaten 3 kuruş için bütün gün taban tepiyor adamcağız. Canım hakkımız olan bir para vardı. Onu alıp gelecek başka bir şey değil yani. Kusura bakma da sen de çok gaddarsın. Doğru değil mi ama? Anlamadan dinlemeden insanları sokağa attın. Ay tövbe yarabbim, Rıza böyle bir şey yapacak olsa ben vallahi onu evden kovamam. Kendim çeker giderim. Başına gelmeden üfürme bence Fatma. Rıza ölse öyle bir şey yapmaz zaten. Ay kendimden ziyade ona güvenirim. Bak bir oda dolusu kadının arasına koy. Hepsine bacım der başını çevirir. Öyle namuslu öyle dürüst adamdır Rıza. Başka kocalara benzemez bir tanedir. Sus be. Rıza abi bilmesem inanacağım yani. Ne biçim konuşuyorsun Pervin? Bak bozuşuruz. Oymuş kız. Pavyona takılan senin namuslu Rıza'nmış. Üzülme diye söylemeyecektim ama. Kocam da kocam. Ne kocacı çıktın be. Vallahi damarıma bastın, zorla söylettin Fatma. Vay be. Bir de baba diyoruz biz bu adama. Hayır, gerçekten bu şekilde ölsem gelip para isteyecek demek ki. Geldi ya zaten abla. Sonra isteyemedi, utandı gitti. Gördüm. Omuzları çökmüştü giderken. Ya bir insan kendini nasıl bu hale sokar ya, ben anlamıyorum. Ne var bu Pervin karısında? Adamın şerefini, onurunu iki paralık etti. Tamam neyse boş ver. Bebek nasıl? Kalp atışlarını duyduk. Taylan çok üzüldü ama. Benim gittiğim doktor halen de doktoruymuş ya. Eski anıları canlandı demek ki. Onunla mı gittiniz? Kendisi teklif etti. Çetin senin gibi bir kızla evleneceği için çok şanslı dedi bana. Ben ocakta yemek bırakmıştım. Ona bir bakayım. Ne oldu kız? Bozuldun mu? Yok canım. Ne bozulacağım? Ne bileyim, ses tonu falan değişti burada. Sana öyle gelmiştir. Dayıcığım. Çetin. Oo. Ne haber? Çetin. Neredeydin sen? Arkadaşlarımla buluştum. Sen nerede? Bilmem, bahçedeydi. Bugün seni bir... Aşkım. Nasılsın bakayım, iyi misin? Ne diyordun dayıcığım sen, bebek dedin? Bugün Selen'le doktora gittik. Senin bebeğin kalp atışlarını dinledik. Ya
Aa, niye sen de gidiyor ya? Bebeğin babası benim. Canım, geçen sefer kaçtın ya sen. Yok, kaçmak gibi değil de. Neyse, sağ ol dayıcım ya. Teşekkür ederim, yalnız bırakmamışsın. Önemli değil. Ama sen de nişanlını yalnız bırakma. Bir dahaki sefere birlikte gidin, olur mu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Güzelim. Ne yapıyorsun sen ya? Ne ara çıkartıyorsun? Bebek benden demeler filan. Böyle sarılmalar. Alo Hüsnü, cevap ver. Rol yapıyordum ben. Abartmışım biraz demek ki hayatım, kusura bakma. Bırak saçımı ya, tel çekiyorsun. Tamam ya, sakin. Sen niye erken geldin? Ne yaptın kızla? Ya, İstemem ben kızımız ya. Çok sıkıcı. O ne demek be? Ya çok sıkıldım. Alıştın tabii bana. O ne biçim bakış ya? Ay canım, yoksa sen bana aşık mı oldun? Oğlum, ben notunu verdiğim insanı bir daha sözlüğe kaldırma. Ben sana şantaj yapıyorum, sen de benden paçayı kurtarmaya çalışıyorsun. Hepsi bu yani, bu kadar. Tamam? Akıllı ol Çetin. Yoksa aklını alırım seni. Kaldın zaten ya. Salak şey. Bir şey mi aradınız? Yok, aslında sana bakmıştım. Hani Melisa Rutan'dayı seviyorum demiştin ya. Elimde bu akşam için onun oyununa iki kişilik bir bilet var. Ben gidemeyeceğim. İstersen sana verebilirim. Yani gidebileceğim kimse yok ama tek başıma giderim. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam. Ben bileti getireyim o zaman. Tamam. Ya aslında birlikte de gidebiliriz. Yani senin için sorun olmazsa. Yok. Yani olmaz. Tamam. Tamam. O zaman görüşürüz. Tamam. Ben de babamdan izin isteyeyim. Kapıda buluşuruz. Tamam. Alo baba. Mine. Ne oldu kızım? Oyun ne oyunu? Arkadaşın ne? Tamam kızım, tamam. Git. Tamam. Kocacığım. Artık beni bir kebapçıya götürürsün bu akşam. Aldın mı paracıkları? Vermediler Pervin. Nasıl vermediler? Hem yavrumuzun ölümüne sebebiyet ver, hem de kuruş koklatma, öyle mi? Terbiyesizlere bak. İyice ısrar ettin mi? Ettim Pervin. Senin dediğin gibi söyledim. Vermediler, ne yapaydım? Gırtlaklarını mıskaydım, vermediler işte. İyi be, acındırma kendini. Çıkar şu üstünü başını da. Çarşıyı kaldırmışsın ya sen. Neler aldın böyle? He? Anne Taylan aradı. Ha? Bir tiyatroya gidecektik beraber. Hadi ne duruyorsun? Hadi kalksana. Gelmiyorum dedim. Aferin. Aferin kızım sana. Vallahi vallahi akıllanmayacaksın sen yarabbim. Sonra ben de pişman oldum. Hadi o zaman anneciğim. Hadi ne duruyorsun? Kalk 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 kalk.
Kalk, niye duruyorsun? Ha, üzerine de böyle güzel bir şeyler geçir. Daha şık bir şeyler. Anne, yani bilmiyoruz ki Taylan oyuna gelecek mi? Yani öyle tek başına. Gelir anneciğim, niye gelmesin? Sen geleceksin diye de bekler. Ay, ona da sürpriz olur. Ha? Belki de Barış'ı verirsiniz. Ha şey, oyun kaçta? Anne, sence biz Taylan'la eskisi gibi olur muyuz? Yavrum. Ah benim güzel kızım. Niye olmayasınız anneciğim? Evlilikte olur böyle iniş çıkışlar. Sen hiç merak etme. Kuzum. Sen hiç merak etme. Hadi. Taylan'ı beklemeyecek miyiz? Taylan geç gelecekmiş bu akşam. Belki de Hale ile buluşacaklardır değil mi Ahmet? Umarım öyledir. Bahşiman geldi mi bugün? Yok Semra Hanım. Karısı hastalanmış, aradı, yarın erteledi. Biz de Mine'nin babası gelince o zannetmiştik ama. Mine? Ha, hizmetçi. Salona almadı değil mi babasını? Yok, Hacer abla uyardı, mutfakta görüştüler. Hı. Yoksa maazallah pahalı koltuklarınızı fakirliğiyle kirletirdi değil mi anneanneciğim? Vallahi bütün eve fakirlik kokusu sinerdi. Ay, aylarca havalandırsan çıkmazdı o koku. Yoksul yoksul kokardı. Sen de annenin babasını görmeye çok meraklı değil misin aşkım? Hemen bahçeye kaçmışsın, kendini anlattın ya. Bu evin bazı kuralları vardır mesela. Tamam, hepimiz insanız. Ama hizmetçilerle aramızda bir mesafe olmalı. Ben aç değilim. Ben de atıştırmıştım daha önce. Yanlış bir şey mi söyledim? Bu kız bizim hayatımıza uyum sağlayamayacak Semra. Ondan korkuyorum. Kızım ne bu teenage tripler, havalar filan? Sen şimdi müziği son sesle açarsın. Açarım ulan. Müslüme boğarım sizi. Gece konuların sesiyle inletirim yanınıza. Ya bir dakika, bir dakika. Ya sen kimsin ya? Gece konudaki Asiye misin, yalıdaki Selen misin? İkisi de benim, tamam mı? Selen'in yerine geçmiş olabilirim ama kalbim hala Asiye atıyor. Niye erken geldin? Ay, Taylan nerede? Ay, yoksa gelmedi mi? Taylan yok anne. Taylan diye biri artık benim hayatımda yok. Nasıl yok? Gelmedi tabii değil mi? E sen çocuğa hayır dersen ne yapsın çocuk tek başına gelip?
Her şeyden bir mana çıkar mı? Ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu? Kocam beni sevmekten vazgeçti anne. Ay yok canım. Olmaz öyle şey anneciğim. Sadece kötü bir zaman geçiriyorsunuz. Prensesim. Benim güzel kızım. Asıl sen vazgeçme Taylan'dan. Bırakma kocanı savaş. Aşk savaşarak kazanılır mı anne? Tabii kızım. Başka türlüsü zaten masallardı. Çok güzel bir oyundu. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Gece hiç tiyatroya gitmemiştim. Yani gerçi gece hiçbir yere gitmemiştim. Ne bileyim anca işte mahallede düğün falan olursa öyle. O zaman sen Boğaz'ın da gece ne kadar güzel göründüğünü bilmiyorsun. Bir kahve içelim mi? Çok isterdim ama beni beklerler şimdi. Tamam, ısrar etmeyeceğim. Ama bak eve bırakacağım, itiraz istemiyorum. Yani bilmem ki. Tamam canım, evin önüne kadar gitmeyiz. Sokağın başında bırakırım. Peki. Mehmet, kabuğuyla yeme ablacığım. Mine de yeni yeni aletler çıkarıyor başımıza. Tiyatroda neymiş? Gelsin burada canlı canlı babaannesini izlesin gülsün. Soytarı mıyım ben? Salim, karı bulunur ama evlat bulunmaz yavrum. Yapsana kız, gülelim biraz çoluk çocuk. Gülelim, gülelim, nereye gülelim ha? Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. Salim şu karına bir şey söyle. Benim çoluk çocuğun eğlencesi yaptı. Of! Bir gece de huzur olsun şu evde be. Bir gece de huzur olsun be. Aa, kapı. Bu sefer hangi geldi acaba? Ya Allah'ını seversen Pervin, kim gelecek? Mine gelmiştir tabii. Fatma, ne oldu? Gel. Gel. Senden sonra sordum Rıza'ya. Hakikaten aldatıyormuş bu beni Pervin'e. Ay kıyamam. Kız sen ağlama, o ağlasın. Çocuğum olmuyor diye mi yaptı? Kendine bahane bulma. Şerefsizin içinde varmış. Sen çifter çifter doğursan gene giderdi. Fatma. Hayrola ne oldu ya? Utanmıyorsunuz değil mi kadınları ağlatmaya? Allah Allah, ben ne yaptım şimdi ya? Yalnız gidebilecek misin? Giderim Taylan Bey. Şu beyi kaldırsak artık. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Ablayı görse içim parçalanır. Bütün gece ağladı. Yazık ya.
Ben severim Fatma ablayı aslında. Yani tek defosu Pervin karısının arkadaşı olması. Ne yaptı şimdi? Bizde mi kalıyor? Gidecek başka yeri yok ki. Bütün aile Erzurum'da. Gece eve girdiğimde öyle ağlarken görünce ilk başta anlamadım ne olduğunu. Sonra babaannem mutfağa çekti, anlattı her şeyi. Gece derken? Neredeydin ki sen o saate kadar? Tiyatroya gittim. Ay, entelim benim. Bahanıyla mı gittin? Ay var ya, ben o kıza sinir olurdum ha. Hasedimden çatlardım yemin ederim. Kızım senin dondurduğun okulda mis gibi güzel güzel okuyor yani. Ev modasının öncüsü Bellona'nın sunduğu Kara Ekmek devam edecek.